Herkese merhaba, ben Begüm. Son zamanlarda okuduğum ve çok sevdiğim birkaç kitaptan bahsedeceğim bu videoda size. İzleyecek olanlara teşekkür ederim şimdiden. Bahsedeceğim kitapları Temmuz ayında okudum. Ve aynı zamanda Temmuz ayında çok fazla kitaba başladım. Fakat hiç huyum değildir normalde. Başladığım kitapların ne yazık ki sadece bir kısmını tamamlayabildim. Bir kısmı yarım kaldı. Tamamlanmak üzere şu an karşımda bekliyorlar. Okuduğum kitapların bir kısmını da sevmedim ve videonun olumsuz bir havada geçmesini istemediğim için bu videoya sadece sevdiğim kitapları dahil ettim. Zaten az enerjim var ve az vaktim var. O yüzden videonun daha verimli olacağını düşünüyorum bu şekilde. Şimdi bahsedeceğim kitaplardan ilki, Temmuz ayında okuduğum ve sevdiğim kitaplardan ilki Hermann Hesse'in Ağaçlar isimli kitabı. Bu kitabı önemli kitaplar kategorisinde değerlendiriyorum. Çünkü tabiatla ilgili algımızı açan, bize bir şeyleri fark ettiren kitapları önemsiyorum. Eğer bir ağaç kesildiğinde canınız acıyorsa ya da bir ağaca, bir çiçeğe, tabiatta gördüğünüz herhangi bir şeye oturup sıkılmadan saatlerce bakabiliyorsanız, ayrıntıları incelemekten keyif alıyorsanız bu kitabı okumak size büyük keyif verecektir. Ama böyle bir insan değilseniz de, yani bu konuda algıları açık bir insan değilseniz de kitap bu konuda size başka bir bakış açısı kazandırır diye düşünüyorum. Bu konuda insana bu dünyada senden başkaları da var dedirten kitaplardan biri. O yüzden severek okuduğum kitaplardan biri oldu. Şiirsel bir anlatımı var. Yer yer fazla romantik geldi bana ama genel anlamıyla sevdiğim kitaplardan biriydi. İçinde altını çizeceğiniz ve bilgi olarak alabileceğiniz de çok fazla şey var aynı zamanda. Okumanızı öneririm bu kitabı. Kolektif Kitap Yayınları'ndan çıkıyor bu arada kitap ve Zehra Aksu Yılmazer yapmış çevirisini. İkinci olarak size bahsetmek istediğim kitap, benim canımı çok yakan bir kitap vardı. Haziran ayında okuduğum ve daha önce önermiştim size yanılmıyorsam. Kapıların Dışında isimli kitap. Tekrar bahsedeyim bu videoda size. Şimdi Kapıların Dışında'yı okuduktan sonra yazar ne yazdıysa okuyacağım diye bir karar almıştım. Okuyacağım kitaplarını ama çok sarsıcı. Yani durup dinlenmeden, ara vermeden, okuduklarınızı hazmetmeden diğer kitaplarını okumanız ve tamamlamanız bence zor. Çünkü savaş karşıtı şeyler söylüyor ve canınız acıyor okuduklarınız karşısında. Haziran'da Kapıların Dışında'yı okudum. Yanılmıyorsam Haziran'dı. Temmuz ayında da Hayır'da kitabını okudum. Bu mini bir kitap. Çok az sayfa sayısına sahip olan ve şiirsel bir anlatıma sahip olan bir kitap. Yani belki bir yarım saatten daha kısa sürer bu kitabı okumanız. Şiirsel bir manifesto şeklinde ifade etmek de doğru olur bu kitabı. Az sayfa sayısına sahip bir kitap fakat okuduktan sonra yorulduğunuzu hissedeceksiniz. Kitap genç, yaşlı, küçük, büyük, kadın, erkek, herkese, toplumun her kademesinden insana seslenen ve onlara savaşa hayır de çağrısında bulunan bir kitap. Bu nedenle de her insanım diyenin okuması gereken kitaplardan biri. Genco Erkal'ın sesinden de dinlemenizi öneriyorum burada yazılanları. Bir de Kapıların Dışında isimli kitabı okumanızı tekrar önermek istiyorum size. Çünkü Kapıların Dışında benim hayatım boyunca okuduğum hem en iyi kitaplardan biri hem de savaş karşıtı okuduğum en iyi kitap. Savaş karşı çok fazla kitap okudum ve okuduğum tüm savaş karşı kitapları önemsiyorum. Bu konuda söylenen her şeyi önemsiyorum. Fakat Kapıların Dışında başka, yani başka bir anlatım var. Çok ağır geliyor. Okuduklarınız karşısında eziliyorsunuz. Çok az cümleyle çok şey anlatan ve söylediklerini çok ağır söyleyen bir kitap. Savaş kitaplarında genelde şöyle olur. Sahne sahne size savaş anlatır. Yaralı askerleri düşünürsünüz, yoksul halkı düşünürsünüz, ekmeğe muhtaç olan insanları düşünürsünüz, birbirini hayata döndürmeye çalışan erleri görürsünüz, erlerin ne yaşadığını umursamayan dışarıda hayatına devam eden insanları görürsünüz. İşte her şeyin politik olduğu gerçeğiyle bir kez daha yüzleşirsiniz. Fakat Kapıların Dışında öyle bir kitap değil. Kapıların Dışında size sahne sahne savaşı resmeden bir kitap değil.
bir isyan barındırıyor içinde. Bir hesap sorma hali. Tanrı'dan hesap soruyor, düzenden hesap soruyor, her şeyden hesap soran bir kitap ve o isyan duygusu size geçiyor. Bu nedenle galiba ben bu kadar etkilendim. Çok çok iyi bir kitaptı ve mutlaka okumanızı öneririm. Şu an baskısı yok bildiğim kadarıyla. Yani ben Haziran ayında okuduğumda, Haziran ayında okuduklarım videomda bahsetmiştim galiba. Videodan çok kısa bir süre sonra kitap tükenmişti. O yüzden bulamayabilirsiniz ama takipçisi olmanızı öneririm. Sonrasında okuduğum ve çok çok sevdiğim kitaplardan biri Giovanni Papini'nin Kaçan Ayna isimli kitabı. Bu harika bir kitap. Giovanni Papini çok iyi bir yazar ve bana kendini çok sevdiren bir yazar oldu. Daha önce ben yine Haziran ayıydı yanılmıyorsam yazarın GOG isimli kitabını okumuştum. Ve GOG'u da çok sevmiştim. Fakat Kaçan Ayna bence GOG'dan daha iyi bir kitap ve aynı zamanda yazara başlamak için de daha doğru bir kitap. Zaten yazarı bir kere okuduğunuzda siz de fark edeceksiniz. Ne yazdıysa okuma isteği de olacak içinizde. Şimdi Kaçan Ayna bir öykü kitabı. Fakat özellikle öykü okumayı sevmeyenlere önereceğim bir kitap bu. Öykü okumayı sevenler zaten bu kitabı kaçırmamışlardır. Okumuşlardır ya da mutlaka okuyun diyebilirim onlara. Birbirinden bağımsız öyküler var kitapta fakat bütün de aynı şeyi anlatıyor. Yani kitabı biraz kitapta biraz ilerlediğinizde göreceksiniz ki bir roman okuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Çünkü farklı farklı öykülerle aynı şeyi anlatıyor ve bu bütünlük şahane bir his uyandırıyor. O doygunluğu yaşatıyor size. İnsanın kendiyle olan derdini, kendiyle olan hesaplaşmasını, insanın kendi kendini sorgulama halini ve o varoluş sancısı yaşayan insanların hesaplaşmasını, kendi içindeki hesaplaşmasını size anlatan bir kitap. İçindeki öyküler gerçekten çok iyiydi ve bazı sayfalar var mesela 3 sayfa, 5 sayfa temposu düşmeden cümleleri hayranlıkla okudum. Bu kadar üst üste, bu kadar iyi anlatılabilirdi duygular, düşünceler diye düşündüm. Çok çok sevdiğim kitaplardan biri oldu. Yazarı daha önce hiç okumadıysanız, öykü okuyorsanız da okumuyorsanız da mutlaka Kaçan Ayna'yı okumanızı öneririm. Sonrasında yine Temmuz ayında okuduğum ve çok sevdiğim kitaplardan biri daha. Bu kitaptan daha önce bir videomda galiba az okunan kitaplar videomda bahsetmiştim. Kader isimli. Bu şahane kitap Alef yayınlarından çıkıyor ve çok az okunan, neredeyse hiç bilinmeyen kitaplardan biri fakat çok özgün ve bence şahane, yani benim edebiyat anlayışıma çok uyan bir kitap bu. Eğer farklı bir kitap arayışındaysanız bu kitap size hitap edecektir diye düşünüyorum. Bilinç akışı tekniğiyle yazılmış, anlatıcının zihninden geçenleri, düşüncelerini okuduğunuz bir kitap. Ve öyle güzel bir anlatım vardı ki bence bu biraz göreceli bir durum aslına bakarsanız. Çünkü herkese hitap eden bir kitap olduğunu da düşünmüyorum. Bence o şahane anlatım ne anlatıldığının da önüne geçiyor. Yani anlatım ve o cümle cümle kitabı okumak bana o kadar büyük keyif verdi ki hikayenin kendisi ikinci planda kaldı ama hikayeyi önemsiyorsanız bahsedeyim. Bir karakterin oğlunun ölüm haberini almasının ardından zihninden geçenleri, evliliğini, aile ilişkilerini ve aile kavramına, işte sadakat kavramına ve anne baba olmak üzerine düşüncelerini okuyorsunuz en dar açıklamasıyla. Fakat bunları şöyle anlatıyor size. Bugünü anlatıyor o an, mesela yolda yürürken bir anda 5 yıl öncesine gidiyor. Tekrar dün geceye geliyor. İşte 3 sayfa sonra o ana geliyor. İçinde bulunduğu zamana geliyor. Yani zaman kavramı biraz karışık ve takipçisi olmanız gerekiyor bunun. Hani şöyle olur ya, bazen kendi kendimize bir şey düşünürken yaşarız bunu. Özellikle zihniniz gevezeyse benim gibi. Düşünürken laf lafı açar ve çok alakasız yerlere gidersiniz. Yani o gün yaşadığınız bir olayı düşünüyorsunuzdur mesela akşam yatağa girdiğinizde. Ama kendinizi bir anda öğrencilik yıllarınızda bulursunuz. Oradan çocukluğunuza gelir konu. İşte laf lafı açar zihninizde. Bu tam öyle bir kitap. Bence çok iyi bir kitaptı. Çok severek okumuştum. Fakat bilinç akışı tekniği işte kısmen zor gelebilir bazılarınıza. Yani aranızda pek kitap okumayan, tesadüfen bu videoya denk gelen biri varsa ya da kitapları olay beklentisiyle okuyan, olay örgüsünü çok önemseyen okuyucular varsa aranızda onlara hitap etmeyebilir diyebilirim.
Son olarak size önermek istediğim kitapta Yüzbaşının Kızı Alexander Pushkin'in okuduğum bu kitabı. Bendeki bu çok eski bir baskı. Çok uzun zamandır kitaplığımda var bu kitap. Okudum mu okumadım mı onu bile unutmuşum. Ama yeniden okumak istedim okuduysam da. Klasiklere başlangıç için bence çok doğru bir kitap bu. Eğer klasik kitaplara karşı biraz mesafeliyseniz, Rus edebiyatını merak ediyorsanız, Rus insan yapısını, küçük insan yapısını, Rus halkının nasıl anlatıldığını kitaplarda merak ediyorsanız bu kitabı seversiniz. Ben iyi bir kitap olduğunu düşünüyorum. Keyif alarak okudum. Özellikle Rus edebiyatını dar alanda görebileceğiniz, Rus toplum yapısını dar alanda görebileceğiniz ve Rus edebiyatını güzel temsil eden kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Yani severek okuduğum ve size de okumanızı önerebileceğim kitaplardan biri. Benim bu videoda size önermek istediğim kitaplar böyleydi. Birini diğerinden ayırmadan hepsini alıp okuyabilirsiniz ve umarım genelde olduğu gibi önerdiğim kitapları seversiniz. Zaman ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.